Bu iç yağ dediğimiz koyunun beden yağıdı. Eti komple kaplar. Şimdi sizlere gömlek ciğer yapacağım. Dedim mi yazdım? Bir yaşını doldurmamış kuzulardan elde ettiğimiz ciğerlerle burada küçücük doğuruyoruz. İşte kuyruk yağımızla beraber saplıyoruz. Şöyle beden yağı dediğimiz şöyle tüm bedeni saran iç yağ ile beraber ciğerlerimizi kaplıyoruz. Avcarlayıp sosluyoruz. Bu anlamda sapladıktan sonra ocağa atıyoruz. Ondan sonra keşiş soğanın üzerine çekip servis yapıyoruz. Adanalılar çok seviyor çünkü Adanalılar yağlı yemeği çok seviyor, avcarlı yemeği çok seviyor ve biz de bu anlamda damak zevkine hitap etsin diye güzelce onları avcarlayıp sosladık. 10 dakika içerisinde hazır, pişme süresi zaten 4 dakikada çıkıyor. Ciğeri biz iyice pişiriyoruz, daha doğrusu 170 oranında pişiriyoruz. Ondan sonra gömlekle beraber sarıp ocağa atıyoruz. Sonra da gömlek eridikçe böyle ciğeri tamamen kaplıyor lezzeti. Günde şu anda 50-60 porsiyon gidiyor. Şu an ciğer sıkıntısı inanılmaz derecede yaşıyoruz. Talebe yetişemiyoruz. Ciğer fiyatları aldı başını gidiyor. İnşallah ciğer fiyatları normale dönerse biz de bu anlamda tüm misafirlerimize gömlek ciğeri ikram edeceğiz. Yaklaşık 3 yıldır yapıyoruz gömlek ciğeri. Bir farklı bir lezzet. Herkes talebe yetişemiyoruz diyebilirim. Sosyal medyada ben gördüm. Açıkçası biraz çekingenliğim vardı. Daha önce hiç tatmadım. Fakat bugüne kadar tatmadığım için pişmanım. Çok lezzetliydi. İsmini ilk duyduğumda çekinmiştim açıkçası. Ama normal ciğerden çok çok daha güzel, çok lezzetli.